Papatya'mın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere kumda kahve eşliğinde çatlak pembe kurabiye tarif veriyorum. Pembe çatlak kurabiyemin malzemelerini sayıyorum. 1 su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, bir tane yumurta, bir tane kabartma tozu, bir tane şekerli vanilya, 125 gram margarin, bir çay kaşığı kırmızı gıda boyası var. Şimdi ilk önce yağımı kabıma alıyorum. Eldiven giydim. Gıda boyası ellerimi boyamasın diye. Size de tavsiye ederim. Pudra şekerimi alıyorum. Şöyle pudra şekerimle birlikte yağımı karıştırıyorum. Birbirine özleştireceksiniz. Bir tane yumurtam vardı. Yumurtamı da alıyorum içerisine. Gördüğünüz gibi hepsini tek tek ilave ediyorum. Nişastamı ilave edeceğim. Benim nişastam buğday nişastası, mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Şöyle nişastamla da birlikte yavaş yavaş karıştıracağım. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi çok az unumu ilave ediyorum. Unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Kabartma tozumu da ilave ettim. Kabartma tozumu ilave ettikten sonra biraz daha un ilave ediyorum. Şekerli vanilimi de ilave ediyorum. Çok kolay bir kurabiye. Ani misafiriniz geldiği zaman hemen yapabilirsiniz. Fazla malzemesi yok. Evde bulunan malzemeler. Şimdi gıda boyamı da ilave edeceğim. Gıda boyamını da gördüğünüz gibi iyice karıştırdım. Unumu ilave etmeye devam ediyorum şimdi. Margariniz oda sıcaklığında olsun. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben kurabiyelerde tereyağı sevmiyorum. O yüzden margarin kullanıyorum. Şöyle iyice yoğuruyoruz. Kurabiyemin kıvamı hazır. Tam oldu gördüğünüz gibi. Fazla katı yapmıyoruz. Sert olmasın diye. Hamurumun kıvamı böyle size göstereyim. Yarım su bardağı kadar un ekledim. Toplamda 1 su bardağı un koymuş oldum. Yarım saat kadar buzdolabında beklettim. Genelde katı yağlı yaptığım kurabiyeleri yarım saat dolapta bekletiyorum. Daha iyi güzel oluyor. Şimdi fırına gitmesi için tepsime yağlı kağıt serdim, tepsime şöyle koyuyorum. Çok büyük büyük yapmayın. Çünkü kabardığı zaman birbirine yapışabilir. Kıvamını görüyorsunuz. Hiç ele yapışmıyor. Çok güzel bir kıvamda oldu.
Siz farklı gıda boyaları farklı renklerde kullanıp yapabilirsiniz. Ben bu renk tercih ettim. Pembe olmasını istedim. Şimdi sonuncu hamurumu da hazırladım. 170 derecelik fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. Çok fazla pişmeyecek kurabiyemiz. Kurabiyelerim pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Servise hazırlıyorum şimdi. Kurabiyelerimi servis tabağıma şöyle alıyorum tek tek. Elimle koyuyorum. Maşayla koymak istedim ama dağıldılar. Çok güzeller. Çıtır çıtır oldukları için maşayla konmuyor. Elinizde koyabilirsiniz. Üzerlerine isteğe bağlı pudra şekeri serpebilirsiniz. Kurabiyelerimin üzerine pudra şekeri serptim. Şu anda sunuma hazır. Kurabiyelerimizi hazırladık. Şimdi yanında ikram etmek için kumda kahvemi hazırlıyorum. Bir fincanlık yapacağım kahveyi. Bir kişilik. Önce suyumu koyuyorum. Bir ölçek kahvemi koyuyorum. Ve yavaş yavaş karıştıracağım. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Dışarıda içtiğiniz kumda kahvelerin aynısından aynı lezzeti veriyor. Kumu rahatlıkça deniz kenarından bulabilirsiniz. Ben de gidip deniz kenarından aldım. Şeker koymadım. Sade kahve yapıyorum. Kurabiyelerim şekerli olduğu için. Şöyle gezdirebilirsiniz sıcak olduğu yerinden. Şöyle şu şekilde kumları cezvemizin etrafına toplayabilirsiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi bakın kahvem nasıl kabardı, köpürüyor. Şöyle kumları atmaya devam ediyorum etrafına. Bakın. Etrafına kumu attıkça kabarıyor. Kahvem hazır. Köpüğünü fincanıma biraz alıp tekrar devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir köpük oluşturdu. Birkaç dakika daha kumda bekletiyorum. Bakın gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bakın. Şimdi kahvem hazır. Ocağımın altını kapatıyorum. Kahvemiz hazır. Pembe çatlak kurabiyem ve kumda kahvem hazır. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.